Hayırlı sabahlar kıymetli izleyicilerimiz. Bir sabahta daha sizlerle birlikteyiz efendim. Ekranlarınızdayız. Hepiniz Diyanet TV'ye yeni güne merhabaya hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi, her yayınımızda olduğu gibi bugün de sizler için seçtiğimiz güzel konu başlıklarımız var. Hiç vakit kaybetmeyelim, hemen onları aktararak başlayalım. Bugünkü konumuz biraz daha gençlerimiz özelinde, çocuklarımız özelinde olacak efendim. Malumunuz artık iyice böyle sınav aylarına doğru yaklaşıyoruz ve her yıl bu dönemlerde çocuklarımızın sınav telaşları biraz daha artıyor. İşte biz de bugün yayınımızda sınava hazırlanırken motivasyon artırma yöntemleri nelerdir onları konuşacağız efendim. Konumuz 29 Mayıs Kurumları İlkokulu Müdürü Tuğba Erdem hanımefendi olacak. Yayınımızın ilerleyen dakikalarında ikinci konumuzla ekranlarınızda olmaya devam edeceğiz. Bu sefer sınıf içi etkinlikler yapacağız. Konuğumuz 29 Mayıs Kurumları Okul Öncesi Öğretmeni Hüda Erbaş hanımefendi olacak. Ben daha fazla vakit almak istemiyorum efendim. Bizler hazırız. Siz de hazırsanız bu güzel yeni güne hep birlikte merhaba diyelim. Çalışma verimini etkileyen motivasyon, başarılı sonuçlar almak için gereklidir. Peki sınava hazırlanırken kullanılabilecek motivasyon artırma teknikleri nelerdir? Öğrencinin ders çalışmaya odaklanmasını neler olumsuz etkiler? Konuyla ilgili merak edilenleri 29 Mayıs Kurumları İlkokulu Müdürü Tuğba Erdem birazdan Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Yeniden merhabalar efendim. Sohbet köşemizden selamlıyoruz bu sefer sizleri. Bir güzel sabahta daha sizlerle birlikteyiz. Ekranlarınızdayız. Yeni konularımızla birlikte bugün yine sizlerle olacağız. İlk konumuz biraz önce de açılışta da zikrettiğim sınav motivasyonu olacak. Verimli ders çalışma nedir? Sınav motivasyonu ne şekilde artırırız? Gençler için de aslında ilerleyen yaşlarımızda da girmeye devam ediyoruz sınavlara malum. Bizler için de aslında önemi hala devam eden bir konu başlığı olacak bugün yayınımızda. Ve Tuğba Hanım da bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız, ediyorum. İyi misiniz? Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. İyi olmaya gayret ediyoruz. Allah iyilikler versin. Amin Tuğba Hanımcığım. Hepimize inşallah. Şimdi bugün öğrenciler özelinde konuşacağız. Aslında sizin de özelinizde yani gerek eğiticiler, gerek eğitmenler, çocuklar hepsini kapsayan bir konu aslında sınav dediğimiz konu. Çünkü böyle okulun sanki adımlarınızı atıp kapısından girdiğimiz an bir şekilde o sınavla muhatabiyetimiz de başlıyor. Bazen sınavı duyduğumuzdan çok ciddi manada geriliyoruz. Bazen de hani böyle o güzel sonuçları aldığımızda aslında bizi sonucu itibariyle de çok motive eden bir durum. Daha da öncesine çektiğimizde aslında o sınava giden yolda verimli öğrenme, verimli ders çalışma ne demektir tam olarak, bize neler söylersiniz? Evet, verimli öğrenme kişinin öğrenme potansiyelinin, yeteneğinin belli bir amaç doğrultusunda en üst seviyeye çıkarılabilmesi için yapılan planlı ve bilinçli bir çalışma halidir aslında. Verimli ders çalışmayı özellikle alt sınıflarda nedense bizim aklımıza hep 8. sınıflarda, 12. sınıflarda geliyor. Ya, sınavın yaklaştığı zamanlar. Orada da maalesef sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Aslında çok alt sınıflarda başlıyor motivasyon, verimli ders çalışma taktikleri. Mesela bizim kavşak noktası dediğimiz süreçler vardır. 1. sınıf, 5. sınıf, 9. sınıf. Buralarda özellikle doğru bir okulda, hani hep bahsettiğimiz, her geldiğimizde üçlü sacayak diyoruz ya, okul, mutlaka veli ve öğrenci, o üçlü sacayağını yerleştirmek çok önemli. Mesela 1. sınıfa hazırlanmadan önce 5,5 yaş çok kıymetlidir. O okul kültürüne uyum sağlayabilme, çocuğun parmak kaldırabilmesi, kendini denetleyebilmesi, bu süreç içerisinde konsantrasyon becerilerini geliştirebilmesi, dinlemeyi öğrenebilmesi 1. sınıfa bir hazırlıktır. Yine 1. sınıfta hep konuşulur, çocuğum hazır mı? Parmak kasları gelişti mi? Hadi okul olgunluğu envanteri yapalım. Ama acaba 1. sınıf velileri hazır mı bu sürece? Ya. Dolayısıyla buradaki satır araları da bizim için çok kıymetli. Verimli ders çalışmanın çünkü temel basamaklarını oluşturuyor. 1. sınıfta çocuğun ödev sorumluluğunu alması, burada anne babanın sosyal hayatından biraz fedakarlık etmesi, yatış saatlerini, okula gidiş geliş saatlerini belirleyebilme süreci, her birisinin bilişsel anlamda bir hazırlık süreci vardır ki 2. sınıftan itibaren öz denetim becerilerini kazanması, 3 ve 4. sınıfta artık biraz daha verimli ders çalışma tekniklerini öğrenmek, okulda öğrendiği bir konunun aslında öğrenci ilk bir saatte %60'ını, ilk bir günde %80'ini unutur.
Sıfır unutma diye bir şey yok ama uçuşan bir bilgi var. Diğer bilgilerle karışan, karmaşıklaşan, yerini bilemediği, mutlaka birbiriyle bağlantılandırılması gereken bir bilgi sentezi diyebiliriz. Dolayısıyla bu süreçlerde bilinçli çalışmalar çok çok önemli. Biz özellikle şuna çok çok inanıyoruz ve önemsiyoruz. Biliyorsunuz Kimya Nobel Ödülü Profesör Doktor Aziz Sancar'ın bir sözü var. Ben zekaya inanmıyorum diyor. Oradaki farkı oluşturan emektir, çalışmaktır. Dolayısıyla küçük yaşlarda bunlarla ilgili farkındalık oluşturmak, özellikle verimli ders çalışmak öğrenilebilen bir beceridir. Bu beceriyi öğrenmek için o yıla dair, hangi yıldaysa yavrumuz, ikinci sınıf olabilir, yedinci sınıf olabilir, o yıla dair kazanımları fark etmesi, bununla ilgili mutlaka okul rehber öğretmeniyle kendine özel bir ders çalışma programı hazırlanması, kendi evdeki standardına uygun, gittiği özel bir kurs olabilir, akşam yemeğin saati farklı olabilir. Buna uygun bir çalışma mutlaka yapılması gerekiyor. Peki, şimdi Tuğba Hanımcığım, başlığımızda da aslında bir sınav motivasyonunu artırıcı yöntemler diyoruz. Ama şimdi sınavla ilgili bir motivasyon süreci aslında gerekiyor. Hepimiz de o dönemlerden geçtik, çok ciddi manada biliyoruz. Stresi yoğun bir dönem, sürekli böyle odağınızın yoğun kalması gereken bir dönem. Ama size dediniz ya, aslında bu çok daha öncelere dayanıyor. Hani biz sadece o sınava gireceğimiz yıllara yoğunlaşıyoruz ama her şey orada olup bitmiyor aslında. Daha öncesiyle ilişkili bir öğrencinin öğrenme motivasyonunu artırmak neden önemlidir? Nasıl önemlidir? Nasıl yapılır? Evet, öğrenme motivasyonu çok özel bir kelime. Dediğim gibi nedense biz öğrenme ve ders çalışma süreci deyince direkt olarak ders kitaplarını düşünüyoruz. Ve çocuklarımızı maalesef kitapların içerisine hapsediyoruz. Hele ki 8 ve 12. sınıflara kadar bilinçsiz ders çalışma, özellikle uzun hafızaya alınamayan bilgiler, çocuğun oturamaması, ders çalışmaya başlayamama bile, sürdürememe bile maalesef bu yılları çok daha fazla etkiliyor. Aslında öğrenme her insanın başına gelen bir alın yazısı. Doğuştan her çocuk, her birey meraklıdır ve öğrenmek ister. Etrafında olup biteni fark etmek ister, anlamlandırmak ister. Ve bu öğrenme motivasyonunda özellikle 0-2 yaş da çok önemli. O temel güven duygusunu anneden aldıktan sonra etrafında 3 yaştan itibaren farkındalıklarını geliştirmek ister. Burada helikopter ebeveyn olarak anne babanın çocuğun hep etrafında dolanması ya da mükemmeliyetçi yapısı da maalesef bu motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Yani içsel motivasyon diyoruz ya, evet, ta oralara kadar inen bir süreç aslında bu süreç. Ve anne babalar hep şöyle bir süreç bekliyorlar. Motivasyonu hep yüksek olsun. Eve gelsin, ödevlerini yapsın, düzenli ders çalışsın. Yani şöyle bir gelişim çizgisi bekliyor. Sürekli yukarıya doğru. Öyle bir durum yok öğrenmede. 20 yıldır ben bu işin içindeyim. Ya. Şöyle oluyor. Biraz öğreniyoruz, biraz düşüyor. Biraz daha öğreniyoruz, biraz daha düşüyor. Ondan sonra yeni konular geliyor. Yeni fizik müfredatları, başlıklar geliyor. Kaygılar artıyor ama her seferinde daha da güçlenerek yola devam ediyoruz. Burada aslında özellikle bir kısır döngüden bahsetmek galiba çok çok önemli olacak. Öğrenci ders çalışamıyor ya da çalışmıyor. İsteksiz. İsteksiz olduğunda da başarı tabii ki olmuyor. Dolayısıyla bu bir kısır döngü. Çalışamıyor, isteksiz, sonuç kötü geliyor. Çalışamıyorum. Ya hocam çalışamıyorum, istiyorum tamam ama olmuyor. Dolayısıyla bu kısır döngüden çıkacak olan şey ders çalışmaya karar vermek ve başlamaktır. Başladıktan sonra bir süre sonra başarı geldikçe İstek artar. İstek arttıkça da bazı çocuklar diyor, ya çılgınlar gibi çalışıyor, sabahlara kadar çalışıyor. Hatta dalga geçer öğrenciler kendi arasında. İnek ya nasıl çalışıyor, boynuzları çıktı. İşte o dopamin salgısı. Hani sadece bilgisayar, tabii bilgisayarın karşısında değil, yaptığını görüyor, onay alıyor. Diyorum ya, her üretken birey aslında kendi gözlemleriyle hayatın içinde bir şeyleri fark etmek, anlamlandırmak istiyor. Tabii bu süreçte anne babanın gerçekten çok özel bir görevi var. Çünkü aslında tamamen öğrenme yolculuğu ya da sınav süreci okulla bağlantılı, öğretmenle bağlantılı gibi görünse de ilk öğrenmeleri oluşturan öğretmenlerimiz anne babalarımız.
Dolayısıyla az önce 3 yaştan itibaren çocuğun öğrenme merakının etrafında durulması, yanında yakınında olunmasından bahsettiğim gibi bir taraftan da anne babaların kendi öğrenme yolculuğunun farkında olup olmamaları da çok önemli. Yani ben unu eledim, eleğimi astım, git yavrum sen ders çalış deyip televizyon izliyorsak, sosyal hayatımıza devam ediyorsak, misafir ağırlıyorsak, buralarda da tabii ki ciddi soru işaretleri var. Sonrasında da diyoruz ya çocuk neden teknoloji bağımlısı? Yani sistemin içerisine biz teknolojinin alternatiflerini koyamıyorsak, direkt olarak sen 12. sınıfsın, artık sınava çalışmalısın diyorsak tabii ki bu yeterli oranda motive edici bir şey olamaz. Burada yapılması gereken duruş daha öncesinde aslında çocuğun hayatın içinde öğrenme motivasyonunu destekleyecek şeyler yapmak. Yani teknoloji olmadığında ne yapabiliriz? Akşam saatlerinde birlikte çok güzel okuma köşeleri yapıp okumalar gerçekleştirebiliriz. Tişört boyamalar yapabiliriz, taş boyamalar yapabiliriz. Özellikle hikaye okumalar, drama çalışmaları, hayallerimizi filizlendirebiliriz. Diyoruz ya içsel motivasyonun kökeninde ne vardır? Aslında hayaller vardır. Ne olmak istiyor? Nerede durmak istiyorum, üretmek istiyorum ve yeteneğimle bunu ilişkilendirmem lazım. Dolayısıyla aslında anne babanın birey olarak, ben Ayşe olarak, Ahmet olarak neredeyim? Hayatın içerisinde kendini bir anlamlandırması, bu dünyaya geliş amacım nedir ve burada öğrenme yolculuğumda nerede devam ediyorum? Sonraki süreç eşini yanına alarak götürdüğü bir süreç. Sonra da birbirlerine ket vurmadan çocuklarıyla birlikte öğrenme meraklarını geliştirerek götürülmesi gereken bir süreç. Dolayısıyla bunlar her biri verimli ders çalışmanın temel kriterleri, temel stratejileri ki adım adım o tarafa doğru süpürülen bir süreç. Peki. Şimdi Tuğba Hanım, ben aktardıklarınızdan şunu anlıyorum. Biz sınav ve öğrenci ve motivasyon dediğimizde hep aslında çocuğun en azından çok ciddi bir oranın kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Öğrenciyle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Ama şimdi sizin anlattıklarınızdan anladığım işte ortam, çevre, anne baba, anne babanın tutumu, işte çocuğu bir şekilde o hayallerine ve benzeri yönlendirebilmek hepsi çok ama çok kıymetli. Örneğin mesela cümleleriniz arasında söylediğiniz işte anne babaların işte dediğiniz gibi ununu eledim tarzında bir hayat devam ettiriyor olmaları çocuğun motivasyonunu bile çok ciddi etkileyebiliyor o zaman. Yani peki burada şimdi anne babalar, bizleri izleyen de ekran başında olanlar da belki merak edecektir. Onlar adına da sormak istiyorum. Şimdi bir anne örneğin akşam oldu, açıp dizisini izlemek istiyor ya da işte köşesine çekilmek istiyor, rahatlama yöntemi neyse. Ama diğer tarafta sınava çalışan bir çocuğu var. Ona karşı sorumlulukları mı var, yani ne yapıp ettiğiyle o çocuğun motivasyonu etkileniyor mu? Yani burada çocuklar öğretmene de anne babaya da emanet. Dolayısıyla yaptığımız her şeyin sadakayı cari olduğunu da düşünerek daha bilinçli bir şekilde yapılması çok önemli. İzlediğimiz dizi bizi regüle ediyor olabilir, sakinleştiriyor olabilir. Gün içerisinde başka saatlerde bunları yapabilir miyiz? Yani anne babanın aslında kendisine ayıracağı, nefes alacağı saatleri oluşturması dediğiniz gibi çok çok önemli. Ama ortak saatler, ortak alanlar da çok önemli. Şu an akşama kadar aile zaten dışarıda, çocuklar okulda, babalar işte. Akşam saatinde bir araya gelip ortak etkinlikler, çalışmalar sürecinde ortak hayalleri, hedefleri konuşturmak. İşte burada da çocuklarımızın ders çalışma ortamı içerisinde bizim bir kitap okumamız, yan tarafta bir gazete okumamız, nasıl gidiyor evladım dememiz çok önemli. Az önce demiştik ya, bir kısır döngü var ve o kısır döngüyü bozacak yeni bir şema oluşturmuştuk. İşte orada bilinçli bir ebeveynin hadi bakalım yavrum olur böyle şeyler deyip onun koçu olması, yanında yakınında olması, nasıl çalışıyorsun, böyle yapalım diye. Bu illaki oturup evde bir rehber öğretmen gibi yanında olması ve ona ders çalışma programını saat saat uygulaması değil. Maalesef böyle örnekler de yaşıyoruz. Daha deneme sınavı açıklanmadan veli okula arıyor. Ve diyor ki kaç aldı, kaç neti var, kaç doğrusu var. Peki bununla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Dolayısıyla bunlar aslında özellikle ortaokul ve lise düzeyinde çocuğun sorumluluğunda olması gereken alanlar. Anne babalar burada... Fırsat bırakmıyor neredeyse çocuğa, öyle mi?
Kesinlikle fırsat vermeliyiz. Tanıklık yapacağız birbirimizin yaşamına. Yanında yakında durarak destek olacağız. Ve bu noktada da mümkün olduğunca kişisel şahsi yaptığımız zevkli şeyleri birazcık daha azaltmakta en azından 8 ve 12. sınıfta fayda var. Peki. Efendim devam edeceğiz. Yayınımızın ilerleyen dakikalarına doğru Tuba Hanım'la bu konu özelinde sohbete. Sizler de merak ettiğiniz soru ve görüşleriniz için bizlere Yeni Güne Merhaba TV Instagram hesabımızdan ve ilgili WhatsApp numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Gerek çocuklarınız için gerekse genç yaşta izleyicilerimiz varsa gelen soruları ben büyük bir memnuniyetle hemen Tuba Hanım'a iletiyor olacağım. Peki Tuba Hanımcığım şimdi geçmişte aslında çok da uzak bir geçmiş değil. Ben kendi öğrenciliğimi düşündüğümde de bu kadar etrafta uyarıcı yoktu sanki. Evet. Yani biz en fazla kendimizi televizyondan korumaya çalışırdık. İşte çok fazla dışarı arkadaşlarla takılmaya çıkmayalım. İşte sınav zamanı biraz daha işte odada kalmaya, işte kendi kendimize kalmaya, kütüphanede kalmaya gayret edelim diye. Ama şimdi evinizde kalsanız dahi, odanızda kalsanız dahi sürekli uyarıcılar var. Yani çocukların işi bu manada hakikaten zor. Bir taraftan evet teknolojinin getirdiği çok ciddi kolaylıklar var. Sınav ve ders çalışma özelinde de. Ama bir taraftan da sürekli sizi dağıtabiliyor. Bu noktada çocuklar nasıl davranmalı? Sadece çocuklar değil, yetişkinler de neler yapmalı? Tabii şöyle bir süreç de var. Dışsal uyaranların yanında içsel uyaranlarımız da var. Aslında beynimizin kapasitesi çok geniş. Dakikada 200-250 kelime alabilecek bir kapasiteye sahip. Ama şu an birbirimize konuşuyoruz. 40 ila 70 kelime ortalama kullanıyoruz. Dolayısıyla geride kalan 160-180 kelimelik boşluk bize dikkat dağınıklığı olarak dönüyor. Zihnimiz bir yerlere gidiyor. Ama konsantrasyon öğrenilen bir beceri. Burada aslında düzenli ve planlı bir ders çalışma programı gerçekten çok önemli. Evet teknoloji saati olacak ama teknoloji saatinde ne yapıyoruz? Ne kadar zaman ayırıyoruz? Özellikle level atlanılması gereken oyunlar var. Burada yarım kaldığında o dopamin duygusu çocuklar evde şiddete meyilli davranışlar gösteriyorlar. Agresif tavırlar sergiliyorlar. Bu oyunlar ne kadar faydalı? Yani aslında her birinin alternatif oyunları var. Daha sağlıklı olanları var. İlişkiyi güçlendirmek, orada ailenin evdeki bağını daha da güçlendirmek bizim için çok önemli. Özellikle içsel motivasyonu artırma hususunda çocuğumuzu küçük yaştan itibaren tanımak da çok önemli. Bazı yaklaşımlar da olumsuz etkiliyor. Mesela anne diyor ki ben doktor olamadım sen doktor olacaksın. Ve buradaki zorlamalar yok sen MFS alanını seçeceksin. Maalesef motivasyonu olumsuz etkiliyor. Daha dışsal faktörlere kadar evimizde içimizde o saygı duymama, çocuğun emanetin var olma çabasına tanıklık etmeme gibi duruşlar maalesef motivasyonu çok olumsuz etkiliyor. Dışarıdaki etkenlerden de daha ciddi etkiliyor. Daha yaralayıcı bunlar. Burada küçük yaştan itibaren örneğin biz birinci sınıftan itibaren çocukların yeteneklerini tanımaya çalışıyoruz. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanımız. Çocuk neye yatkın? Parmak kaslarının gelişimi. Acaba piyano çalabilir mi? Genel jimnastik yeteneği nasıl? Çocuğun beden algısı nasıl? Okçuluk yapabilir mi? Bu tür alanlarda çocuğun öğrenmeleri de verimli ders çalışmayı olumlu etkiliyor. Çünkü başarılı bir çocuk, ayakları yere basan bir çocuk, farklı alanlarda da öğrenmeyi bilen bir çocuk. Dolayısıyla sınav stratejisini de etkin bir şekilde yürütebiliyor. Çünkü bedensel olarak sağlıklı, yapabileceğine inanmış, özgüveni gelişmiş ve bir yerden tutunma çabası oluyor. Dolayısıyla burada hedef belirlerken özellikle biz lisede geleceğimle buluşuyorum projesi yapıyoruz. Yavrularımıza öncelikle psikolojik danışmanlarımız tarafından yetenekleri neler? Bunlarla ilgili envanterler uyguluyoruz. Bu envanterlerin yanında meslekleri tanıtıyoruz. Ve bunlar ne kadar birbiriyle örtüşüyor? Bunları bağlantılandırıyoruz. Geleceğimle buluşuyorum'da da mesela öğrencimiz eczacılık okumak istiyor. Bir eczaneye gidip bir gün orada staj görmesini sağlıyoruz ki çocuğumuz burada eczacılık nasıl bir meslek, tıp nasıl bir meslek? Aslında artı yönlerini görürken annemiz babamızın yönlendirmesiyle mi görüyoruz? Acaba
yapabileceğim bir alan mı? Çünkü her birey doğuştan getirdiği yeteneğini hayata sunmak, bununla üreterek aslında asli görevimiz varlığını tamamlamak ister. Dolayısıyla bu süreçte yetenekleri tanımlamak, meslekleri çok iyi tanımlamak, burada da sonraki adım yavaş yavaş o hedeflere doğru ilerlerken ne kadar çalışıyorum, ne için, kaç puan, çalışma yöntemlerim neler diye değerlendirmek lazım. Peki bu noktada sizin öğrenciler özelinde gözlemlediğiniz, kendi öğrencilerinizde de genelde yaptığımız böyle hataya yakın tutumlar neler oluyor? Hani en baştan beri söylediğiniz bir şey var. Sınav zamanında biz odaklanırız. Ben de kendi öğrenciliğimden hatırladım. Böyle bir şey hep vardır. Çünkü o son an yaklaştıkça ister istemez insan böyle daha bir gerilir, daha bir ciddiye alır her şeyi. Bu sınav özelinde de aynı şekilde devam ediyor. Bu mesela sanırım biraz daha hani değiştirmemiz gereken tutumlarımızdan bir tanesi. Bununla birlikte öğrencilerin özellikle sınav yaklaşırken ya da işte öğrenme sürecinde dikkat etmeleri gereken şeyler nelerdir? Özellikle 8 ve 12. sınıflar için özel bir tavsiyem olacak. Hatta şu günlerde daha da anlamlı olacak belki. 12 Mart'ta biz İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı yaptık. O süreç tabii ki zorlu bir süreç. Yıllar geçiyor, savaş, açlık, yorgunluk ve Millet Meclisi'nde alınan bir karar. Moralini düzeltelim ordumuzun, güçlü bir şekilde bir şiir, bir istiklal marşı yazılsın, 500 lirada ödül konulsun diye başlayan bir süreç. Ve bir sürü eser geliyor ama istenilen eser değil, o ruh yok. Dolayısıyla dönemin Milli Eğitim Bakanı diyor ki bu eseri yazacak kişiyi ben biliyorum. Bunu Mehmet Akif Ersoy yazar ve arkadaşı Hasan Basri'ye anlatıyor. Hasan Basri söylüyor ama tabii ki Mehmet Akif Ersoy kabul eder mi? 500 liralık ödül için 3-5 liraya vatan için bir şiir yazılır mı? Mümkün değil. Sonrasında ihtiyaç sahiplerine veririz diye ikna ederek Mehmet Akif Ersoy'a kabul ettiriyorlar. Arkadaşın evinde, Hasan Basri'nin evinde çay içerlerken hani çay kaynar kaynar üstteki demliğe yavaş 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 yansır, o çay demini alır yavaş yavaş. İşte Mehmet Akif Ersoy'un da kalbi Allah sevgisiyle yangın yeri. Peygamber aşkıyla mutlu bir insan, vatanını milletini seven bir insan. O fokurdamalar, o mırıltılar birden dışarı yansıyor ve odaya girdiğinde Hasan Basri, hatta böyle anlatılır, kalem bulamamış boş duvara korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak yazmış. Sonradan sorulur Eşref Edip, yani nasıl çıktı bu korkma? Odaya girdim, boş bir oda, yalnızım, çaresizim, hüzünlüyüm. Acaba benden önce de bu duyguları yaşamış biri var mıdır dedim. Ve aklım ta yıllar öncesine gitti. Ebu Cehil ordusuyla Peygamber Efendimizin peşindeyken Sevr Mağarası'nın içerisinde Hazreti Ebu Bekir'le Peygamber Efendimiz sığınmışlardı oraya. Ve koklayarak izler takip edildi. Mağaranın girişine kadar geldiler. Şöyle bir eğilseler görecekler ama Allah-u Teala izin verir mi? Hemen ağlar örüldü, örümcek ağ yaptı. Kuş yuva yaptı ve oradan ayrıldılar, görmediler. Ama Ebu Bekir, insanız tabii ki, fıtrat korktu, çok korktu. Kalbi pat pat atıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, korkma ya Ebu Bekir, Allah bizimledir. İşte bugünün İstiklal Marşı'nın yazılmasında o ilk cümle, korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Dolayısıyla buradan bizim ilham almamız, köklerimizden ilham almamız, bilim insanlarını tanımamız çok önemli. Sınava hazırlık sürecinde de çocuğun korkmadan, cesaretle, güvenle, hep nasıl sorusunu sorarak yola devam etmesi çok önemli. Evet, yanlış yaptım. Hayatta ya öğreniriz ya kazanırız. Kazanamadığımız şeyler öğrenme olarak bize hep geri bildirim olarak döner. Evet, deneme sınav sonucum çok kötü olabilir. Peki bununla ilgili
Tespitler neler? Konu eksiğimiz mi var? Yanlış okumalarımız mı var? Bazen D vitamini eksikliği bile dikkat eksikliğine sebep olabiliyor. Evet. Vücutta fiziksel anlamda kansızlık var mı? Her şey yerinde mi? Normal mi? Hatta şunları da görebiliyoruz sınav senesinde. Gözü bozulmuş çocuğun göz tarama testinde ortaya çıkıyor. Yanlış okuyor, başı çok ağrıyor. Dolayısıyla bu sınava hazırlık sürecinde öncelikle ne olur? Fiziksel anlamda şöyle bir check-up yaptırmak, sağlıklı mı yavrumuz, ek bir besine, bir şeye ihtiyaç var mı değerlendirmek çok çok önemli. Ve cesaretimizi hep koruyarak o sene psikolojik sağlamlık, son yıllarda çok kullanılan bir kelime, pandemide de fazlasıyla karşımıza çıktı. Bu süreç açısından gerçekten önemli. Çünkü hayat her zaman size olumlu ve güzel şeyler sunmuyor. Her defasında besmele çekip nasıl sorusuyla, nasıl sorusu çok önemlidir çünkü sizi direkt hedefe yönlendirir. Niye? Niye benim başıma geldi? Niye böyle oldu? Niye şöyle? Hayır, içinden çıkamazsınız. Şikayetlendikçe şikayetlenirsiniz. Nasıl sorusu direkt olarak sizi hedefe götürür. Ve orada da tabii ki yöntem belirlemek. Hangi alanda okumak istiyorum? Orası kaç puan? Bu puanı kazanabilmek için, erişebilmek için neden ne kadar net yapmam gerekiyor? Ben şu an ne kadar net yapıyorum? Çocuklarımız olumsuz şeyleri görmemek için hep olumlu, sevdiği derslerden test çözüyorlar ya. Mesela. Asıl puan kazandıran acaba hangi konu başlıkları var, hangi dersler var? Onları değerlendirmek çok önemli. Burada okul rehberlik psikolojik danışmanlarıyla bir arada. Evde de anne babanın desteğiyle zaten bir yer edinecekler hayatın içerisinde çocuklar. Ama ne olur yansıtmalı özdeşim yapmadan, ya ben olamadım yavrum olsun. İşte o beklentiler maalesef kaygıya sebep oluyor, korkuya sebep oluyor. Ve endişeleri düşündükçe beyin elektromanyetik bir jeneratör gibidir. Olumsuz şeyler ardından bir olumsuz cümleyi getirir. Olumlu bir cümle de ardından olumlu, güzel, bunu da yapabilirim, bundan sonra bu olabilir diye olumlu bir alana yönlendirme gerektirir. Dolayısıyla burada sınav senesinde kararlılık göstermek ve kesinlikle iyimser olma becerisi kazanmak. Bu iyimser olma becerisi de yine bugün çok ailelere yükleniyorum belki ama ailede kazanılan bir bakış açısı. Çünkü bizler doğuştan bazı şeyleri bilerek dünyaya gelmiyoruz. Annelerimiz, babalarımız olayları tanımlıyor, duygularımızı tanımlıyor. Daha bebekken hatta annesini emerken boğazına süt kaçıyor, hıçkırık oluyor ama karnı çok aç, sinirleniyor, kızıyor. Daha bebek sen nereden biliyorsun? 4 aylıksın. Ağlamalar, annenin orada tanımlaması. Sakin ol, evet boğazına süt kaçtı. Seni anlıyorum. Yani duygunun adını koymak, onun fark etmesini sağlamak, özellikle sınav süreçlerinde biz anne babalarda hemen çözmeye çalışıyoruz. Aa, ne oldu? O zaman özel ders aldıralım. Öğretmen niye anlatamadı? O zaman öğretmeni değiştirelim. Hemen müdür yardımcısını arayalım. Hayır, bir sakin olun. Bazen sadece çocuklar konuşmak istiyorlar, dillendirmek, anlatmak istiyorlar. Bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece yanlarında durmanız da bir süre sonra çocuğu rahatlatıp, aslında anne ben biraz abarttım galiba, şöyle de yapabiliriz. Hani orada sağduyuyla sakin, aklı selim, ruhu selim bir duruş kesinlikle çocuğa ciddi anlamda katkıda bulunuyor. Evet, bu sanıyorum çocuklarımızın, aslında gençlerimizin geleceğine de çok yoğun manada etki eden bir şey. Çünkü o hani sıkıntılı anlarında anlık gelen hızlı çözümlere sürekli alıştıkları zaman hayatın ilerleyen dönemlerinde de bunu bekler bir hale geçiyorlar sanıyorum. Evet, evet. O yüzden bu bahsettiğiniz sadece sınav özelinde değil, bayağı böyle hayatın o yaşanılır tüm alanlarında çok kıymetli bir şey gibi. Kesinlikle. Peki şimdi Tuğba Hanımcığım, sınavlara biraz daha böyle yoğun giriyor olsak, şimdi sınavlar özelinde gerek üniversiteye geçiş, gerek işte liseden ortaokul, lise ve benzeri, tüm bu sınavlarda işte örneğin kaynak seçimi, nasıl soru çözdüğümüz, deneme sınavları ve benzeri, biraz daha böyle teknik konulara girsek neler önemli hale geliyor bu dönemde? Kaynaklar çok önemli. Burada özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaynakları gerçekten çok ciddi komisyonlarla, çok uzun süreli çalışmalarla yapılıyor. Beceri temelli çalışmalar, milli eğitim kazanımlarını burada mutlaka değerlendirmek, kaynaklarını gözden geçirmek gerekiyor. Piyasada çok fazla sırf satış için yapılan yayınlar var. Maalesef bu yayınlarda
gereksiz bilgiler olabiliyor. Öylesine hazırlanmış bilgiler, yani uzun komisyonlar tarafından, ölçme değerlendirme tarafından değerlendirilmediği için de çocukların zihnini bulanıklaştıran, hatta kötü sonuçlar aldığında deneme sınavlarında moralini bozan şeyler oluyor. Çok gereksiz yere kafalar bulanabiliyor. Dolayısıyla buradaki kaynak seçimlerinde MEB müfredatı artı öğretmenlerin yönlendirmesi, doğru kaynaklarda, doğru alanlar, kitaplar da öyledir ya, kitapları okurken de doğru kitapları okumak bize zihinsel anlamda bir bilinç kazandırır. Bu bizim için çok önemli. Bir taraftan da tabii sınav hazırlık sürecinde ne kadar planlı çalışmayı da oturtturmak gerekiyor. Hı. Yani 3 günde 2'şer saat çalışmak, 1 günde 6 saat çalışmaktan daha evladır. Orada bir düzenlilik gerekir. Hatta motivasyon neden çabuk bozulur diyoruz ya, çünkü bir iç disiplin gerektirir. Hı hı. Motivasyon bir süreklilik, öğrenme bir düzen gerektirir. Neyi çalışmam gerekiyor, ne kadar çalışmam gerekiyor? Bununla ilgili deneme sınavı analizlerinin gerçekten bilinçli bir şekilde yapılması, önceki deneme ile sonraki denemenin arasında ne farklar var? Birden 8 net, 10 net çıkaramayız, artıramayız. Ama bilinçli küçük adımlarla yapılan çalışmalar, özellikle kişinin en çok zorlandığı konuları tespit etmesi, en verimli ders saatini bulması da çok önemli. Bazı çocuklar sabah erkenden kalkar. Hı hı. Mesela yeryüzündeki seslerin de en az olduğu zamandır. İhya-i Umumiddin adlı eser saat 4 ila 6 arası yazılmış, sabah saatlerinde yazılmış bir eser. Bazı yavrular akşam saatlerine biraz daha alışkınlar. Buradaki süreçte belki basit ama bazı şeyler de çok etken. Beyin vücuda alınan oksijenin %25'ini kullanır. O yüzden odayı sık sık havalandırmak, bol su içmek sınav senesi olan yavrulara bizler için de çok kıymetli ve değerliyken o dönemler çok daha önemli. Çay ve kahve tüketimini azaltmak, meyve tüketimini artırmak, düzenli protein ihtiyacının karşılanması gerçekten çok çok önemli. Gerçekten bir ders çalışma ortamının kurulması, yatarak ders çalışmamak, bu beyin sapının dik durması gerekiyor. Yattığımızda bir süre sonra vücut şunu diyor, rahatla, gevşe, hadi uyuyabilirsin, hadi uyuyalım. Ve uykumuz geliyor, uyuyoruz. Dolayısıyla buradaki süreçte ısı ışık kaynakları, masanın duruşu, çocuğun bu anlamda kendini iyi hissetmesi açısından önemli. Herkesin bir ders çalışma odası olmak zorunda değil. Mutfakta da çalışan yavrular var. Ama en azından yemek masası olarak kullandığınız masanın, örtüsünün yemek esnasında ve ders çalışırken farklı olması bile bir etkendir. Pijamalarla, o bile beyne bir sinyal gönderiyor değil mi? Kesinlikle. Pijamalarla ders çalışmak çocuğa rahatla ama bilgiyi uzun hafızaya nasıl atacaksın? Pijama demek uyumak demek, dinlenmek demek. Rahatla, gevşe, şekerleme yap, esneyebilirsin. Ortalıklarda atıştırmalık bir şeylerle gezinebilirsin mesajı verir. Dolayısıyla burada biraz daha bilinçli yaklaşımlar, dışsal motivasyonu ve içsel motivasyona giden duruşu da tabii ki etkiliyor. Peki tüm bunlarla birlikte yine o dönemde hepimizin alışık olduğu sınav çeşidi var ki deneme sınavları. Ne kadar önemliler, nasıl yaklaşılmalı bu deneme sınavlarına? Şimdi benim de hatırladığım o dönemlerden bir sınava girerdim mesela, çok güzel sonuç alırdım. Aa, ben çok iyiyim diye düşünürdüm, böyle çok yoğun bir motivasyon yaşardım. Aradan çok uzun bir süre geçmeden girdiğim ikinci deneme sınavında bir anda böyle hani çok daha düşük görebilirdim netlerim ve nasıl ya ben iyiydim deyip böyle bir anda beni böyle negatife çekebiliyordu. Nasıl dengelenmeli? Nasıl yaklaşmalı çocuklar? Deneme sınavlarından mutlaka sonra kitapçıkları bir kenara atmamak lazım. Nerelerde eksikler var, yanlış mı okuduk? Hatta şöyle biraz test çözme tekniklerine de girebiliriz burada. Soruyu doğru okumak, soru kökünde benden ne istendiğini doğru bulmak, çeldiriciler arasından seçmek ve optik forma doğru işaretlemek bir egzersizdir.
Ve uzun bir maraton koşusudur aslında sınav. Dolayısıyla burada günübirlik yapılan çalışmalar, bir gün çalıştım, ertesi gün moralim bozuldu, yok ben seneye bıraktım değil. Düzenli, sistematik bir şekilde kendimizi motive ederek o az önce belirlediğimiz hedefler üzerinden konuşmak, belki de hayalini kurduğumuz 10 yıl sonra gözlerimi kapattım, ne olmak istiyorum? Nerede ne yapmak istiyorum? O beyaz önlüğünüzü hatta odaya koyarak kendinizi motive etmeniz çok ciddi olumlu yönde etkiliyor çocuklarımızı, ortamı görmek. Deneme sınavlarından sonra analizlerle bir sonraki deneme sınavına hedef belirlemek. Bitmiş bir şey yok. Tekrarlıyoruz, öğreniyoruz, gelişmeye devam ediyoruz. Kendi çıtamızı yükseltmemiz için konfor alanından çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradaki süreç içinde de doğru analizler yapmak lazım. Deneme sınavlarında çok kötü alıp gerçek sınavda çok iyi alan öğrenci yoktur. Hı. Deneme sınavları bizi sınava hazırlar. Simülatördür. Zamanı kullanmayı öğrenirsiniz, doğru okumayı öğrenirsiniz, oturmayı öğrenirsiniz o süre zarfında, bilgileri uzun hafızadan çekmeyi öğrenirsiniz, turlama tekniği kullanmak etkili olabilir. Önce bildiğimiz soruları cevaplarız, o süre zarfında bilmediğimiz sorular, çok hatırlayamadığımız konular zihinsel anlamda şöyle bir check edilir ve orada aslında en önemli süreç, benim için en önemli olan soru okuduğum sorudur. Bir önceki soru değil. Bir sonraki sayfadaki grafik değil. Doğru okumak. Burada aslında kitap okuma alışkanlığına da belki de dem vurmak lazım. Düzenli kitap okuyan öğrencilerde özellikle TYT, AYT, LGS süreçlerinde çok ciddi anlamda başarılar var. Çünkü kelime hazinesi çok geniş, hızlı okuma becerisi var, hayal kurabiliyor. Bizden istenileni, evet öğrenci konuyu biliyor ama arkasını çevirmek, önünü çevirmek, farklı açılardan bakabilme becerisi. Bu biraz kritik analitik becerisiyle de bağlantılı, zaman isteyen bir süreç. O yüzden aslında hayatı okumak için gönderildiğimiz bu dünyada bizler kitap okuyarak bir taraftan da hayatı tanıyoruz, öğreniyoruz. Ve bunlar da deneme sınav sonuçlarına da gerçek sınava da kesinlikle yol kazandırıyor, yöntem kazandırıyor. Evet, peki şimdi Tuba Hanımcığım dediniz ya, mesela sınavda soruları okurken özellikle mesela hangi soruyu okuyorsak o an sadece o soruda olmalıyız. Şimdi siz bunu söylerken ben de hatırladım, bu çok zor bir şey. Şimdi bir önce bir şey okumuşsunuz, mesela yapmışsınız ya da yapamamışsınız ama tam oradan çıkamıyorsunuz. Ya yaptıysanız doğru mu yaptım? Yapmadan geçtiyseniz ya neydi ya hatırlamam lazım onu. Geldiniz bu soruyu okurken bir tarafta zihninizde önceki soruyla ilgili. Bir taraftan da bunu rahat çözdüyseniz ah bir dahakini çözebileceğim mi acaba? Bir dahaki kolay mı zor mu? Sınavda gerçekten o hani hayatlarımızı yaşarken de hep söyleriz ya anda kalmak dediğimiz. Şey. Orada da işte anda kalarak tam o soruda mı kalmalıyız? Nasıl olmalı? Ne kastettiğiniz burada? Şimdi özellikle belki farklı teknikler de çocuktan çocuğa kullanılır. Yani kaptırınca sayfalarca giden yavrular var. Bitiriyorlar denemeyi ama optik forma yerleştirirken kaydırma yapabiliyorlar. Burada en azından iki sayfada bir optik forma düzenli bir şekilde yerleştirmek gerekiyor. Dediğiniz gibi bu bir beceri ve zamanla kazanılıyor. Birden olmuyor. Ama her soru yeni bir sorudur, yeni bir sayfadır. Arada motivasyonumuzu artıracak suyumuzu içebiliriz. Derin nefes alma teknikleri çocuğa çok iyi gelir. Gözlerimiz yorulur. Şöyle bir palming metodu, ellerimizi ısıtıp gözlerimizin üzerine koyarak hafif ılımasını sağlamak, sakinleşmemizi sağlamak önemli. Dolayısıyla aslında sınavdan önceki senelerde bunlarla ilgili yapılan çalışmalar, duygu yönetimini sağlayabilmek, odaklanabilme becerisini sağlayabilmek kişisel bir yetidir. Bununla ilgili adımlarında yerinde, zamanında adım adım yapılması gerçekten önemli. Peki Tuğba Hanımcığım, izleyicilerimizden gelmiş sorular var. Onları size aktarayım istiyorum. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki sorum şu: KPSS sınavına hazırlanıyorum. Dersin başına geçince ilk dakikalarda anlıyorum ama yaklaşık 10-15 dakika sonra zihnim farklı düşüncelere kayıyor. Bu aslında işte sorularda da olan. O arada dersi kaçırıyorum, tekrar başa almak durumunda kalıyorum. Bunun için ne yapabiliriz demiş.
Öncelikle acaba çalışma ortamı uygun mu? Zihni bir yerde mi? Yani oturmadan önce her şeyi bir tamamlamak gerekiyor. Telefonumuzu yanımıza almıyoruz. Kapatın telefonunuzu. O an kendinize randevu verdiniz. Şu an odaklanacağım süre 1 saat. Saat kaç? 10. 10 ile 11 arasında ne çalışacağım? Türkçe çalışacağım. Konum ne? Bu. Şu kadar sayfam var. Ve net bir şekilde belirledikten sonra süreci başına oturmak ve o sırada olabilecek şeyler için erteleme yapmak. Şu an bu dersi çalışıyorum. Şu an buradayım. Altını çizerek okumak da göz harekete yönelir. Çok önemli. Evet, aklı bir taraflara dağılacak. Herkesin dağılıyor. Hepimizin dağılıyor. Ama tekrar çekiyoruz. Tekrar çekiyoruz. İşte bu çekme süreci, kararlılık süreci kişiye olumlu olarak geri dönüyor. Dolayısıyla buradaki süreçte lütfen dakikalı çözümler yapsınlar. O da insanı hızlandırıyor. Dakikalı. Süreyle yarışırken önceleri tabii ki moralimiz bozulabilir. Daha yavaş çözüyor olabiliriz. Ama zamanla o dakikalara uyuyor olmak da bir kondisyon kazandırıyor. Peki, bir diğer sorumuz Tuğba Hanımcığım demiş ki oğlum LGS'ye hazırlanıyor, akademik olarak başarısı iyi, yalnız motivasyon eksikliği var, sınava yönelik ciddi bir gayret içinde değil, ona yaklaşımım nasıl olmalı diye sormuş. Öncelikle içsel motivasyonunu çocuğun ortaya çıkaracak şeyler yapmak lazım. Yavrumuzun hayallerini oturun konuşun ne olur. Ne olmak istiyor, nerede durmak istiyor, ne yapmak istiyor. Bununla ilgili süreçleri güzel çerçevelediğimizde çocuk aslında üretiyor ve ortaya koyuyor. Anne babanın zorla, dışsal motivasyonla hadi yapacaksın şimdi böyle şöyle diye zorlamaları maalesef olumsuz dönüyor. Burada içsel motivasyon için psikolojik danışmandan da destek alabiliriz. Bazen anne babaların söyledikleri de çok etkili olmayabiliyor. Ben şimdi yıllardır rehberlik ve aile danışmanlığı yaptım. Kızım ortaokuldayken bir gün eve geldi, o kadar mutlu. Anne biliyor musun başarının sırrını öğrendim. Allah Allah diyorum, ne öğrenmiş olabilir? İşinde içindeyim, o kadar kitaplar okuyoruz. Neymiş yavrucuğum? İşte Hatice öğretmenim rehberlik dersinde anlattı. Neymiş? Düzenli çalışmakmış. Yani o zamana kadar benim bunu evde söylememem mümkün değil. Ama çocuk yeni fark etmiş. O an aldı işte onu. Almaya hazırdı. Kesinlikle. O kıvama geldi mi? O söylediklerimizin birçoğu maalesef ebeveyn sağlığı. Biz kendimizi rahatlatmak için söylüyoruz. Bak şöyle olsun, böyle olsun. Çocuk da bizim gördüğümüz deneyimler yok. Bizim yaşadığımız maalesef başarısızlıklar var. Bizim yaşadığımız deneyimsizlikler var. Gördüğümüz örneklemler var. Kıyaslar yapıyoruz. Aa şunun gibi, bunun gibi. Hiçbir çocuk kıyastan hoşlanmaz. Motorunu kendine takacaksın. Yavrum ne olmak istiyorsun, nasıl olmak istiyorsun, ne yapmamız gerekiyor, hayallerin neler? Evet. Bazen anne babaya da bunları anlatmazlar. O zaman geride durmak gerekiyor. Belki dışarıdan bir yardım almak, belki rehber öğretmenini anlatmasını, sınıf öğretmenini anlatmasını sağlamak. Çünkü dediğimiz, söylediğimiz her şey çocuğa dokunabiliyor. Emir telakki de edebiliyorlar. Özellikle ergenlik döneminde beynin sağ ön lobu çalışıyor. Zevk merkezi, eğlence merkezi. Şu an daha zevkli, daha keyifli nasıl geçirsem diye bir programlı beyin var. Biz yine mi çalışmadın, yine mi başlamadın, şöyle mi oldu? Dolayısıyla anne babalık uzun süreli bir ilişki. Ne olur onları sınav süreçlerinde mahvetmeyelim. O ilişkiler zedelendikten sonra, o saygısızlıklar, iyi bir şey yapıyoruz aslında, çocuğu yönlendiriyoruz ama maalesef sonraki süreçlerde bizleri çok olumsuz etkiliyor. Peki Tuba Hanımcığım, şimdi biz konuştuk. Aslında bizim konuştuklarımız biraz daha sizin tabii ki alanınız ama çocukların özelinde, gençlerin özelinde konuşurken onlar yokken onlarla ilgili konuşmak gibi oldu. Şimdi istiyorum ki biraz daha, öğrencileriniz var burada, sizinle birlikte geçelim. Biraz daha onların dilinden dinleyeceğiz şimdi efendim. Stüdyomuzda öğrenci arkadaşlarımız var, şimdi onların yanına geçiyoruz. Tuba Hocam'la birlikte. Buyurun Tuba Hocam. Siz böyle buyurun. Gençler sizi birazcık daha öne alalım. Böyle gelin arkadaşlar. Tuba Hanımcığım buraya. Hemen böyle. Arkadaşımızın yanına gelebilirsiniz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İyisiniz. Böyle hep birlikte cevap vermek de zor oluyor değil mi? Evet. Tamam. Şimdi sıradan başlayalım o zaman. Seni tanıyalım mı öncelikle? Ben 29 Mayıs Okulları Fen Lisesi 11A öğrencisi Elif Sena Yiğit.
Elif Senacığım, senden devam edebiliriz. Sırayla tanıyarak geçeceğim. Hoş geldin. 11. sınıf öğrencisi. Evet. En sevdiğin ders nedir? Matematik galiba. Matematik. Evet. Oo, güzel. Sen iyi taraftasın. Biraz daha yolu kolay olan tarafta olabilirsin. Peki, yani çalışırken en zorlandığın ders ne? Birazcık daha yakın tutabiliriz. Veya tarih. Yani daha tamam, biraz daha sosyal taraflarda zorlanıyorsun. Evet, evet. Peki, tam da bu derslere motive olmak için ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Yani daha aslında sevmeye çalışıyorum. İşte kendime ödüller koyabiliyorum veya hani belli bir zaman aralığı belirleyip ben burada bunu yapacağım, daha sonra başka bir şey yapacağım diye belirleyebiliyorum. O fayda sağlıyor. Güzel. Onun dışında yani eğer bir amaca ulaşmak istiyorsam zaten yapmam gereken yapmak zorundayım, evet. Peki, sınava motive olurken ya da böyle bazen diyelim ki canın çok da çalışmak istemediği zamanlar olabilir. Ama bir düzen üzere de gitmek zorundasın. Mutlaka bir plan programlarınız vardır sınavlara hazırlık sürecinde. Evet. O programa uyumlu kalabilmek adına neler yapıyorsun zorlandığın dönemlerde? Ya şimdi insanın biraz kendini izlemesi gerekiyor. Her zaman aynı verimle çalışamayabiliyoruz, her zaman aynı isteğe sahip olamayabiliyoruz. Ve bu durumlarda kendimizi tanıdığımız zaman hani ona göre işte ben bugün bu kadar çalışmak zorundayım. Bu yüzden yani yapmalıyım, hani bu benim isteğime kalmış bir şey değil diye düşündüğüm zaman aslında rahatça çalışabiliyorum. Biraz disiplinle alakalı bir durum aslında. Disiplin. Evet. Peki, senin isteğin ya da hayalin nedir gelecekte? Ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum gelecekte. Yani hani iyi bir gelirle finansal bir özgürlüğe sahip olmak istiyorum. Onun dışında da yani mutlu olmak istiyorum. Aslında hani insanlar mesleği belirlerken ne kadar para kazanacağını bakıyorlar biraz. Özellikle anne babalar işte bak daha işte gelirin olur vesaire. Ama aslında mutlu olmayı hedeflemek lazım. O zaman motive olabiliyoruz bence. Çok güzel Elif Senacığım. Senden şimdi bizi izleyen arkadaşlarına ya da velilere, anne babalara söylemek istediğin bir şey var mı diyecek mi? Ama sen daha ben sorumu sormadan anne babalar özelinde söyledin. Evet. O zaman şöyle mi anlıyorum? Sizi baskılamasınlar. Siz kendiniz böyle birazcık neyle mutlu olacağınızı anlayın o süreçte, öyle mi? Aynen o şekilde. Peki, teşekkür ediyoruz Elif Senacığım. Devam edelim sıradan. Ben Muhammed Ay. 10. sınıfım. Aynı sınıftayız. Hoş geldin. Hoş buldum. İyisin. İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Ne güzel, biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Senin hayalin nedir? Benim hayalim de aynı şekilde. Bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği. Hani teknolojiyi seviyor musunuz? Evet, teknolojiyle içli dışlı mısın? Mesela bilgisayar mühendisliği dediğimizde, şimdi biz hani gençlerin hep böyle bilgisayar başına oturduklarında ya da ellerine telefon, tablet aldıklarında uygulamalara girip böyle vakit geçirdiklerini düşünüyoruz. Aslında bilgisayar mühendisliği onlarla aslında hiçbir alakası yok. Süper. Hani bilgisayar mühendisliği daha çok... Sevdiğini nasıl anladın? Sevdiğimi şöyle anladım. Bu kodlamalar vesaire ya da bir sosyal medya ağının nasıl çalıştığını anlamaya vesaire çalıştığımda hani bunlarla eğleniyorum açıkçası. Hani bunlarla uğraşırken eğleniyorum. Hani bundan kaynaklı olaraktan bilgisayar mühendisliğini tercih ettim. Peki, şimdi 11. sınıfsın. Evet. İşte ortaokul çağlarında aslında biraz böyle bununla ilgili hayaller oluşmaya başlar zannediyorum. İşte ilkokulda da oluşabilir ama orada biraz daha böyle daha hayaldir belki. Ortaokulda biraz daha böyle aslında netleşiyor zannediyorum. Ben şunu olacağım ya da bu tarafa daha çok, hiç değişti mi maillerin böyle? Hani şu an mesela bilgisayar mühendisliğini çok net söylediğini görüyorum. Ama daha önceden farklı şeyler düşünüyor muydun? Evet, normalde cerrahlıkta yani tıp alanında da belki bir uzmanlık yapabileceğimi düşünüyordum ortaokulda. Ama sonradan kan vesaire çok da beni tuttuğunu fark ettiğim için hani yapamayacağım meslek olduğunu anladım. O yüzden de buna yöneldim. Süper. Yani aslında o kendinizi tanıma sürecinizde devam ediyor evet. Sanıyorum. Peki, sınavlara hazırlanırken senin en çok motive eden şey ne oluyor? Benim en çok motive eden şey ailemin mutluluğu. Hani. Ailenin mutluluğu? Evet. Hani onları bu kadar emek veriyorlar üzerimde. O yüzden de hani onların mutlu olmalı. Başarılı olduğunda onları mutlu görmek mi seni mutlu ediyor? Evet, hani bunun için bile saatlerce çalışabilirim masanın başında hani hiç şey yapmadan. Peki senin en sevdiğin ders ne? Benim en sevdiğim ders fizik. Fizik. Neden fizik? Çünkü hani diğer derslere göre zararım daha mantıklı geliyor bana. Sevmediğin ya da zorlandığın diyeyim. Sevmediğin de mi? Zorlandığım biyoloji. Biyoloji. Aslında sayısal dersler ama biyolojide zor, fiziği seviyorsun. Evet, yani biyolojide açıkçası o tam olarak mantığını hala oturtmuş değilim. Hani oturtabilsem belki onu sevebileceğimi düşünüyorum hani.
Peki zamanla böyle sevmeyip de sonradan sevdiğin ya da başta zorlanırken öğrenmeye, biraz vakit geçince çok daha kolay öğrendiğin dersler oldu mu? Evet, bunu kimya açısından söyleyebilirim. Hani kimyayı daha bu sene daha yeni konular görmeye başladıkça daha çok yani... İçli dışlı olmaya başladım. Süper. Aslında bu soruyu şunun için sordum. Bazen hakikaten bizler yetişkinler de yapabiliyoruz ama gençken daha çok olabiliyor. Bir şeylere çok ön yargılı olabiliyoruz. Hani sevmediğimiz an ya ben bunu hiç yapamayacağım, hiç sevemeyeceğim gibi düşünebiliyoruz. Ama sonra birazcık vakit geçiyor, bir bakıyoruz ki aslında o kadar da zor değilmiş, olabiliyormuş. Aslında sen de tam bunu yaşamışsın sanırım. Evet. Peki. Var mı bizi izlemekte olan öğrenci arkadaşlarına söylemek istediğin bir şeyler? Söylemek istediğim hani sohbetinize de bahsetmiştiniz sadece... Çalışmaya devam edin. Hani her türlü olacak yani. Olacak. Evet. Süper. Olacak diyorsun. Kesinlikle. Yani. Bunun İyice zekayla pek bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani o zaman sadece zeka değil, gayret, çalışmak. Evet. Tuba hocamızın da söylediği gibi, Aziz Sancar'ın da söylediği gibi. Hı-hı. Peki. Teşekkür ediyoruz. Senden devam edelim. Ben de aynı şekilde 29 Mayıs okulları Fen 11 sınıfındayım. Aynı sınıftayız üçümüzde. Aynı sınıftasınız. Öyle. İsmin neydi? Hasan Korkut. Hasan Korkut. Onun haricinde ben de fizik okumak istiyorum. Meslek olarak da söyleyebileceğim işte üniversitede kalıp akademisyenlik yapmak. Akademisyen. Evet. Neden akademisyen olmayı düşünüyorsun? Yani benim için meslek konusunda paranın vesaire şu an çok bir önemi yok. Çünkü hani söylediğiniz gibi işte biraz daha kendimi tanıdıkça fark ettim. İşte bu alana karşı bir ilgim var. Yani bu alanda bir şeyler yapmak istiyorum. Hani hayatımı bu alan üstünde geçirmek istiyorum. Hani sadece olarak. İş olarak değil. Evet. Ya peki, aslında fizik üzerinde. Fizik üzerine ama akademide istiyorsun evet. İlerlemeyi. Birebir tanıdığın hiç akademisyen oldu mu? Yani birebir yakından tanıdığım yok. Ama biraz daha öğretmenlerinizi de sanıyorum örneklendirerek evet. Akademinin de üniversitede kalıp güzel olabileceğini hayal ediyorsun sanırım. Hı-hı. Sınava çalışırken, sınavlara hazırlanırken, derslerine çalışırken bu seni motive eden bir şey oluyor mu? Ya da motivasyonun düştüğünde bunu hatırlayıp yeniden tabiri caizse gaza geliyor musun? Evet, aynen bu şekilde oluyor. Hani motivasyonum düştüğü zaman sonuç olarak yapacağım şey hani mesleğe geçtiğim zaman bile ders çalışacağım. Sonuç üzerinde dersler nezdinde ilerleyeceğim. Durum böyle olduğu için hani kendi kendime diyorum hayatım boyunca bunu yapmayı hedefliyorsun sen ve şu anda bunu yapmıyorsun. Durum böyle olunca daha da bir işte tabiri caizse gaza geliyorum. Peki. Aslında bir taraftan yapmakta olduğunuz şey çok zor. Şöyle söyleyebilirim. Hani ben de genç oldum. Ben de üniversite sınavına hazırlandım. Meslek seçiminde onlarca kez böyle değişip dönüştüğüm zamanlar oldu fikirlerimin. Bir taraftan çok canlı, çok heyecanlı böyle hayata akmak, koşmak istiyorsunuz. Ama bir taraftan da hocam sınavlar sizi bir çekiyor, bir dur diyor, otur diyor, sınavın var diyor falan. Gerçekten o aslında zor bir denge. Ama çok güzel motivasyon kaynakları bulmuşsunuz. Sizin hani şu an bu kadar net ne istediğiniz ya da hayalinizin ne olduğunu söyleyebilmeniz bile çok güzel. Peki sizlerin bize söylemek istediğiniz yetişkinlere, öğretmenlere, öğrenci arkadaşlarınıza varsa söylemek istediğiniz bir şeyler dinleyelim. Yani benzer şeyler. Sonuç olarak herkesin illaki bir hobisi vardır veya bir hayali vardır, yapmak istediği bir şey vardır. İşte kişinin kendisi bunun için emek verebilir yani çok zorlanmasına gerek yok. Hani zorlanmasa bile sonrasında fark edip emek vermeye başlayacaktır. O yüzden biraz daha ben de serbest bırakılmayı istiyorum. Serbest bırakılmayı? Yani biraz çok da. Çok baskılanmadan sanıyorum değil mi evet. Aslında istediğiniz? Evet. Peki teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Var mı söylemek istediğiniz, eklemek istedikleriniz? Varsa eğer alabilirim. Yoksa eğer teşekkür edeceğim. Tamam. Bizlerle birlikte olduğunuz için bugün... Deneyimlerinizi, düşüncelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tuğba'cığım size de çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgiler verdiniz. Bugün bizimle birlikte olduğunuz genç arkadaşlarımızı getirdiniz. Stüdyomuzu biraz daha böyle şenlendirdiniz, enerjik bir hale getirdiniz. Tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Evet efendim, şimdi artık bu bölümümüzü tamamladık. İkinci bölümümüze geçeceğiz. İkinci konumuzda ekranlarınızda olacağız. Ama öncesinde verimli bir ders çalışma ortamı nasıl olmalıymış? Buyurun hep birlikte VTR'mizden izleyelim. Ardından biz buradayız. Ders çalışırken yapılması gereken şeyler kadar, yapılmaması gerekenler de önemlidir. İşte ders çalışırken verimliliği düşüren şeyler. Açken derse oturmayın. Çünkü aklınız yemekte, kendiniz masada olursunuz. Bunun yerine kendinizin yemekte, aklınızın derste olması durumunu tercih edin. Yatarak ders çalışmayın. Öğrenciler
genellikle yazı yazmayı veya işlem yapmayı gerektiren dersleri masada, diğerlerini de kanepeye uzanarak çalışmayı tercih ederler. Oysa böyle bir çalışmanın tek bir sonucu vardır, uyuma. Dikkatinizi dağıtacak bir odada ders çalışmayın. Ders çalışıyorsunuz ve taraftarı olduğunuz futbol takımının veya sevdiğiniz bir filmin posteri tam karşınızda duruyor. Bu durumda zihninizin oraya gitmesi işten bile değildir. Elektronik eşyalarınızdan uzak durun. Ders çalışmaya başladığınız andan itibaren telefon, televizyon, bilgisayar gibi elektronik cihazlardan mümkün olduğu kadar uzak durun. Eğer ödevinizi bilgisayar veya internet yardımıyla yapmıyorsanız. Bu cihazların açık olması sadece dikkatinizi dağıtmaya neden olur. Sınıf içi etkinlikler, öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine yönelik, onların kişiliklerini geliştirmek için yapılan planlı, programlı çalışmalardır. Peki sınıf içi etkinliklerin faydaları nelerdir? Öğrencilerin etkinliklere katılımı nasıl sağlanmalı? Konuyla ilgili merak edilenleri okul öncesi öğretmeni Hüda Erbaş, birazdan Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Tekrar merhabalar efendim. Etkinlik köşemizden selamlıyoruz bu sefer sizleri. İkinci konumuzla devam edeceğiz. Bu bölümde Hüda hocamız bize, Hüda Hanım bizlere sınıf içi etkinliklerden örnekler gösterecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de iyiyiz. Sağ olun. Bugün neler yapacağız? Bize neler göstereceksiniz? Bayağı renkli bir masa görüyoruz. Evet. Okul öncesi eğitiminde çocuğun sınıf içi etkinliklerinden bahsedeceğiz. Sınıf içi etkinliklerinde tabii ki öncelikle öğrenme merkezleri, ilgi köşelerimiz var. İlgi köşelerinde hemen akla gelen sanat etkinlikleri köşesi oluyor ama bir sürü köşelerimiz var. Bizim dramatik eğitim köşesi var. Orada evcilik köşesi, eski ismi evcilik köşesi. Evcilik köşesinde, dramatik köşede çocuklar anne baba olmayı canlandırıyor, hayatı canlandırıyor. Müzik köşemiz var. Müzik köşemizden bir tane alet getirdim burada. Burada. Evet. Blok merkezimiz var. Blok merkezimizde çocuğun yarı yapılandırılmış oyuncaklar bunlar. Çocuklar hani gördüğünüz üzere sadece bir tahtadan araba, tahtadan işte adamcıklar var, evler var. Blok köşesinde legolar oluyor. Ondan sonra ben sanat etkinliğinden birkaç parça getirdim. Güzel. Evet. Tamam. Şimdi etkinliğimize geçmeden önce hem size hem Tuğba hocama sormak istiyorum. Evet. Okul öncesi eğitimde bu etkinlikler ne kadar önemli, neden bu kadar önemli? Buyurun. Sizin cevap. Sizden de başlayabiliriz. Okul öncesi eğitimde çocuk bilindiği üzere evden okula geliyor. İlk biz karşılıyoruz. Yani birinci sınıfla veya liseyle çocuk karşılaşmıyor. İlk defa biz anneden alıyoruz ve çocuğun öncelikle küçük kas, küçük motorları geliştirmesini olanak sağlamaya çalışıyoruz sınıfta. Tabii ki mesela 3 yaşında geldiği zaman ilk etapta hemen makası tutamıyor. Makası tutamadığı için biz birinci, yani aşama aşama yapıyoruz. 3 yaşındaki çocuğa biz 6 yaş çocuğunun eğitimini verirsek, etkinliğini verirsek tabii ki de zorlanacak. 6 yaştaki çocuğa da 3 yaşın etkinliğini verirsek, öğretmenim bu ne, ben 3 yaşında mıyım, ne kadar basit, ne kadar kolay şeklinde karşılık verecek. Önceliğimiz bizim çocuğun gelişim düzeyine göre aşama aşama bir gelişme kaydetmek. Çocuk anneden geldiği zaman küçük kasları, yani özellikle küçük kas dediğimiz alan parmakları. Parmakları henüz gelişmemiş olduğu için birinci aşama biz ne veriyoruz eline? Mesela yırtma, yapıştırma. Öncelikle çocuk buruşturuyor, kağıdı buruşturuyor. Çünkü şu hareketi yapmadan şu makas hareketini, tutma hareketini buna yapamayacak geçiyor çocuk. Hmm. Evet, buna geçemeyeceği için biz aşama aşama bunu değerlendiriyoruz. İlk etapta zor bir şey verirsek çocuk ne yapacak? Bıkacak ve bıktığı zaman da kendine güvenmediği için o etkinliği yapamayacak veyahut da ben bunu yapamıyorum deyip orada özgüveni kırılacak. Hmm. Öncelikle biz çocuğun yapabilirliğini sağlayıp yapabilirliğinden sonra bir güven verip sonra ona merak etmesi gerekiyor. Hmm. Merak duygusu zaten çocuğu öğrenmeye iten bir çok Allah'ın verdiği bir güç. O iç donanımında zaten yaratılmış. Merak etmesini sağlıyoruz. Renkler, şekiller, objeler. Evet, öncelikle merakını çekip çocuk ona merak duyduğu zaman
İşte bak sen de yapabilirsin, hadi böyle yapalım. Sonrasında bunu buruşturup mesela önce büyük parçalar halinde, sonra küçük parçalar halinde. Küçük küçük parçalar işte onu ne yapıyor? Sonra koparmayı. Koparma yine kasları gelişiyor. Kopardıkça hadi bakalım biz bunu bir tane çiçek nesnesi var. Hadi biz bunu koparalım, biriktirelim önümüzde. Sonra da küçük parçaları buruşturalım. Ne yapıyor? Küçük küçük buruşturdukça daha da küçük objeyi buruşturmuş oluyor. Hadi bunu büyükten küçüğe koparıp buruşturuyoruz ve hadi bir çiçeğin içerisine biz bunu yapıştıralım. Ne yapıyor çocuk? Orada yapıştırıyor ve bir şey oluşturuyor. Oluşturduğu zaman orada bir çocuğa bir güven geliyor ve bir sonraki aşamaya hazırlanıyor. Daha rahat giriyor o aşamaya. Evet. Hepsi aslında zihinsel süreci de tabii ki çok ciddi anlamda geliştiriyor. Okul öncesi eğitime başlayan çocuklarla bu eğitimi almamış çocuklar arasında farklar oluşuyor. Her ne kadar anne evde doyursa da, farklı etkinlikler, çalışmalar yapmaya çalışsa da okulda farklı açılardan hayata bakabilmeyi sağlıyor. Özellikle bu el becerileri kasların gelişimini sağlıyor ama bir taraftan da ellerin zihinsel süreçle ilgili de ciddi bağlantıları var. Sağ ve sol lobun bir arada çalışmasını sağlıyor. Bu arada sınava hazırlanan yavrulara özellikle şu hareketi de göstermiş olalım. Her iki lobun da aynı anda çalışmasını sağlayan bir hareket. Bu hareketi yapmak gerekiyor. Burada el becerilerini küçük küçük öğrenirken zihinsel anlamda da gelişimlerini sağlıyoruz. Hatta bakın şu an depremzedelerimizin görüyoruz, psikolojik danışmanlar diyor, atkılar örüyorlar. Çünkü bunlar zihindeki o kötü sahneleri siliyor. Rahatlamalarını, regüle olmalarını ve beceriye dönüştürerek bu alanda da zihinsel anlamda sıkıntıları bir kenara atmalarını sağlayan bir süreç. Bu yüzden okul öncesi eğitimde bu süreç gerçekten önemli, çok çok önemli. Peki, o zaman bugün ne yapacağız Hüda Hanımcığım? Başlayalım. Bugün biraz farklı küçük etkinlikler getirdim. Anlattığım gibi bu önce çocuk koparmayı, buruşturmayı öğreniyor. Sonrasında işte ilk makas tutacağı zaman biz ona böyle bir şey hazırlıyoruz. Sonrasında çocuk işte bunu hadi bakalım ilk makas tutuşumuz nasıl olacak? Bir oyuncağın saçlarını kesmeye başlıyoruz. İlk bunlarla çocuk ilerliyor. Sonrasında bu bir sanat etkinliği. Mesela sanat etkinliği çok boyutlu. İçerisinde sulu boya etkinliği var. Haricinde işte baskılar var. İşte ben şöyle bir mesela bu süngeri bir kelebek yaptım. Bu süngeri sulu boyayla boyuyoruz. Bununla kelebek baskısı yapıyoruz mesela. Atıyorum bir kürdan. Kürdanı tutuyoruz ve çiçeklerin uçlarını yapıyoruz. Sulu boyayla, parmak boyasıyla. Sanat etkinliğinin içerisinde dediğim gibi sulu boya, parmak boyası var. Farklı boya etkinliklerini kullanabiliyoruz. Mesela sonrasında duyu çalışması var. Ben şöyle o nasıl kısaca oluyor? Bir duyu çalışması hazırlayayım. Yani ben burada özellikle basit etkinlikler almaya gayret ettiniz. Daha önemli dediğiniz gibi. Böyle her an evde yapılabilecek etkinlikleri olması çok daha kıymetlendiriyor. Evet. Böyle basit birkaç etkinlik yapacağım. Böyle bir buzdolabı poşetinin içerisine bulaşık sabununu dolduruyorum. Bulaşık sabunu? Evet. Sıvı sabun olabilir her türlü. Ve içerisine bu pimpon toplarını dökeceğiz. Dolduracağım. Geldi. Tabii. Evet, ne olacak şimdi? Şimdi bu bir duyu çalışması. Çocuk bunun içerisinde böyle bir siz de dokunun. Çok dokunayım. Hoş bir gerçekten merak ettim. Mis gibi koktu. Ay gerçekten çok yumuşacık. Oo çok hoş. Tamam. Çocuk bu etkinliği çok seviyor. Bu bir duyu çalışması. Çünkü yumuşacık ve dokundukça siz temas ediyorsunuz. Senede ona da. Ve çocuk bununla uzun süre oynayabiliyor. Biraz daha az koyarsanız mesela büyük yaş kaç yaşında bu? Kaç yaş için? Yani aslında biz bile oynayabiliriz. Ama bu İyi geldi daha bana. Sen sordun der. Daha çok küçük yaş için ama büyük yaş için mesela biraz daha az koyarız. Ve bununla çocuk içerisinde mesela bir rakamını yapar. Şöyle daha bir az olduğu zaman bir rakamını yapar, iki rakamını yapar. Bir rakam çalışması yapabilir, harf çalışması yapabilir bununla. Bu gerçekten rahatlatıcı bir etkinlik. Aynı şekilde mesela duyu balonları yapıyoruz. Balonların içerisine un koyuyoruz, şeker koyuyoruz, nohut koyuyoruz. Yine çocuk hani bunu 6 yaşta dediğim gibi oynayabiliyor. 3 yaş daha çok
seviyor 3 yaş. Bu da yine kasları için herhalde, motor gelişim ve benzeri için de. Evet, küçük yaş için de çok güzel. Kasları çünkü aslında duyu bütünleme çalışmaları okul öncesi eğitimde çok önemli. Çocuğun bedenini fark etme, duygularının adını koyma. Evet. Hani psikoterapilerde de yetişkinlik döneminde duyguyu bilmiyorsunuz. Küçük yaşlarda, hele ki 0-3 yaş, sadece hissediyorsunuz. Adını bilmiyorsunuz bağrınızda. Evet. Sonra ortaokulda, lisede ona benzer bir olay geldiğinde çok derin hissediyorsunuz. Aslında bunun sebebi aktarımlar yaşıyor olmamız. İşte bu küçük çalışmalarla aslında duyguları da bir taraftan harekete geçirme, bedenini tanıma, öz şefkat sağlama, özellikle sınava hazırlanan anne babalara yaptıkları her şey için bugün çok yüklendim. Vicdan azabı çekiyorum. Oradan bir atıfta bulunayım. Yaptıkları her şey için teşekkür etmek lazım. Tabii. Bereketleniyor, mayalanıyor, yapılan her iş güzelleşiyor. Bir taraftan da kendilerine şöyle bir akşamları bir kendim saati, bir kahve saati yapıp şöyle bir omuzlarına iyi gidiyorsun, hadi bakalım yola devam et, çok iyi bir annesin diye motive etmek lazım. Buradaki süreçte de oraya atlamış oldum. Bu duygunun adı ne, rengi ne, vücudunun neresinde hissediyorsun, şu an korktun mu? Hani duyu bütünlemenin bir tarafı da psikolojik danışmanlarımız tarafından çocuklarda farkındalık oluşturma, sosyal becerisini daha da geliştirme. Her çocuk birbirinden farklı dünyaya geliyor ama o 3-6 yaş dönemi özellikle çocukların hayata hazırlandığı, hayallerini şekillendirdiği, farkındalıklarını artırdığı, akran ilişkileri kurduğu, hayır diyebilme becerilerini geliştirdiği, kendisini korumayı öğrendiği, kendini ifade etmeyi öğrendiği bir süreç. Bir taraftan da bu oyunların, etkinliklerin zihinsel süreç, psikomotor süreç artı birinci sınıfa hazırlık sürecine de çok ciddi katkısı var. Oluyor. Peki, siz bir şey daha yapacaksınız herhalde. Birkaç tane şey daha yapacağım. Tamam, hadi bakalım dinleyelim. Şimdi bizim ders içeriğimizde eğlenceli bilim dersimiz var. Fen ve doğa etkinliği aslında bu. Okul öncesi eğitim müfredatında fen ve doğa köşesinde olan bir etkinlik. Fen ve doğada deney eğlenceli bilim diyoruz biz. Şimdi çocuklara çok basit, annelerin evde yapabileceği etkinlikler dediğim gibi, çünkü cesur olsunlar yani. Evde biz ne yapacağız, nasıl yapacağız diye hep bunu da daha öncesinde dile getiriyordum. Şimdi bir tuvalet kağıdının şöyle kopçası, bir parçası, azıcık bir parçası, evet, şöyle bunu çiziyorum şu şekilde, renkli renkli yapıyorum, renkli renkli, çok hoşlarına gider. Farklı renklerden dikey çizgiler. Evet. Yatay o, değil mi? Yatay. Yatay. Nereden bakınca? Oradan bakınca dikey. Bunu kalemle sarıyorum. Eskiden böyle kalemle sarıp oyunlar çok oynardık. Ve bunu buruşturuyorum. Buruşturuyorsunuz. Evet, böyle bu bir tırtıl oldu. Tırtıl. Evet, tırtıl. Bir tatlı var, benim aklıma da o geldi. Ya benim de aklıma geldi. İnanın şimdi Oklava'ya sarıp değil mi Erzurum bölgesini falan yapar. Da lezzetli olur. Şimdi bunları tatlı suya bırakıyorum. Suda açılan tırtıllar. Aa. Şu şekilde. Yok artık. Var. Çok seviyorlar böyle şeyleri. Çok güzel, çok basit. Hakikaten çok da ilgisilerini çekecek tarzda. Evet, evet. Çok yani. İyi. Ve bununla yani uzun süre oynuyorlar, uzun süre bakıyorlar, inceliyorlar. Bizim sadece şu kadar yaptığımız süreçte onların... Bu değil onlar için. Değil. Bizim için şu an bitti ama onlar için... Aa, işte o renk ona geçti, bu renk buna geçti. Gördün mü, sarıdan maviyle karışınca işte yeşil oluştu. Bu peçete neymiş böyle, eridi. Kalemi ayrı incelerler. Sonrasında da bir de yine çok basit, yine şaşıracaksınız. Buyurun. Böyle bir pimpon topuyla bir fırıldak yapıyoruz. Bakın bu da. Bunu da nasıl yapacağımızı göreceğiz mi? Evet, göreceğiz. Hadi şimdi hemen bakalım. Pimpon topumuz burada. Dil çubukları, abeslanklar burada. Bir şimdi tane biz de... çocuklara özellikle böyle günümüzde son dönemlerde böyle çok fazla oyuncaklar alıyoruz ya. Gerçekten üstüne basa basa söylüyorum çünkü hakikaten sınırımız yok. Bazen böyle hani çocukları olan arkadaşlarımın, akrabaların evlerine gittiğimde gerçekten bir çocuğun odası tamamen oyuncak dolu olur mu? Oluyor. Ben görüyorum gerçekten. Siz de görüyorsunuzdur. İnanın yani ben bile odaya girsem ikinci gün sıkılırım çünkü o kadar fazla var ki. Yani sanki onları o kadar abartmak, almak yerine bu tarz şeyler daha çok dikkatlerini çekmiyor mu kesinlikle hocam? Kesinlikle. Niye bu kadar çok alıyoruz acaba?
Niye olabilir? Vakit kendi çocukluğumuzu doyuruyoruz. Hmm, kendi dönemlerimizde biz alamadık, daha azdı. Bize alınmadı onlar. Tabii ürünler daha azdı. Şimdi hem fiyatlar daha uygun, tabii. Çeşitler daha fazla. Tabii işin içine teknoloji çıktı. Renkli, konuşan, farklı sınırı farklı. Yok. İçimizdeki çocuğu doyuruyoruz ama onu doyurmaya çalışırken kendi çocuğumuza maalesef olumsuz etkide bulunuyor. Ya. Çok fazla oyuncak yerine kendi ürettiğimiz oyuncaklarla o beraberliği sağlamak, beraber muhabbetli bir ortam oluşturmak, gülmek, kahkaha atmak. Ne kadar daha kıymetli. Hazır alınan, getirilen paketin içinden çıkarılan bir oyuncaktan çok daha kıymetli. Anıları biriktiriyoruz aslında. Ya. Ufacık şeyler bile akıllarında nasıl kalıyor? Örneğin oturup bir çocukla şöyle bir tırtılık çalışması yapsak bunu unutmayın. Hayatı boyunca unutacağız zannetmiyorum. Peki. Sınıf içi etkinliği de mesela oda dolusu oyuncak dedik ya. Sınıf içinde ben en çok okul öncesinde zaten buna çok önem verilmesi gerekiyor. Ne kadar çok uyaran varsa çocuk zihinsel ve bilişsel olarak. İlgi o kadar dağılıyor değil mi? Dağılıyor ve çocuk yapabilirliğini de kaybediyor. Ve bir şeyden bir şeye atlayıp çocuğa aslında orada ne istediğini, karar yani iradesini geliştirmek için bir karar vermesini öğretmenin orada şu an ne yapmak istiyorsun? Evet her şeye dokunmak istediğini biliyorum ama şu anda doyumsayarak neye bakmak istersin? Mesela dün çocuklar İngilizce dersindelerdi. Bir baktım o kadar hem oynamışlar hem vakit geçirmişler hem de kapalı alandalar. Baktım gözleri şey bakıyor. Artık onlarla herhangi bir etkinlik geçiş yapamayacağım. Sınıf içindeki o etkinlik sırasında hadi dedim size teneffüs yapacağım. Şimdi okul öncesinde teneffüs yok ama ben ilkokula hazırlık sınıfındayım. 6 yaş çocuklarım 6 yaşa girdiler. Hadi şimdi sizinle ama kısa süreli bir teneffüs yapacağız. Dışarı saati yapamayacağız. Kısa süreli teneffüs mü istersiniz? Yoksa hiç çıkmamak mı istersiniz? Çünkü kısa süreli çıktıkları zaman bu kadar mıydı süre? Bu kadar mı çıkacağız? Hemen parmak mesela orada seçenek sunuyorum. Çünkü orada bir kararlılık, karar verme. Seçeneği sunuyorum. Hadi bakalım şimdi bir dışarı ama şey yapmayacağız. Oyuncak almıyoruz veya kaydıraktan kaynayacağız. Koşacağız. Bir boşalmaları lazım değil mi? Koşacağız geri geleceğiz. Ne o? İşte o oyuncak dolusu uyaranı, çocuğun o dikkatini toplaması, ondan sonra o dersteki yüklendiği, tamam oyun oynamış olabilir veyahut da güzel etkinlik yapmış olabilir ama dışarıda bir açık hava alıp çocuğu başka bir etkinliğe hazırlamak, yani o oyuncak dolusu ortamdan veyahut da oynamış onu bir atması gerektiği için bir dışarı çıkardık, içeri girdik bir baktım. Kendilerine geldiler. Balık gibi bakan gözler birdenbire cin gibi bakmaya başladı. Öyle yani çocuğun hem ondan eğleneceği, hem merak uyandıracağı, hem de kendisi karar vereceği ve zevk alacağı bir şey. Şimdi ben pimpon topuyla hadi bakalım. Onu da görelim. Bir fırıldak yapacağım. Belki anneler görmüşlerdir internette. Böyle şeyler çok dolu ama cesaret edip de yapmak gerekiyor. Olsun yapılışını görmek birebir çok daha kıymetli oluyor. O silikon tabanca sana nasıl bir kurtarıcıdır değil mi? Her şeyin. Evet. Her etkinliğin olmazsa olmazı. Bunu takmadığımı fark ettim. Aa öyle mi soğuk mu? Bununla asla yapamayacağım. Şimdi yok aşağıdan hemen hallettik. He tamam. Biraz önce sizi gördüm ben de hemen böyle bir. Baktım kurtarıcımız çalışmıyor. Şöyle topumuzu yerleştirdik. Evet. Özellikle okul öncesi dönemde ekolojik süreci de görmeleri çok önemli. Biz mesela yağmur yağarken yağmurluklarımızı giyiyoruz, çizmelerimizi giyiyoruz, çıkıyoruz dışarı. Yağmurda bir çok güzel. Dokunsun, fark etsin. Kar mı yağdı? Çıkıyoruz, kar topu oynuyoruz, yedek kıyafetler var. Yaprağı fark etmesi, ilkbaharı, yazı sonbaharı fark etmesi, hayatı bir okuması, farkındalıklarını geliştirmesi, ekolojik denge için, biyoritim için gerçekten kıymetli. Haklısınız. İşte orada da bizim dengemiz bizi ne götürüyor? Çocuk, çocuğun yapısı. Oradaki hani sınıf içi etkinliklerde bir etkinlikten bir etkinliğe geçerken çocuğun durumunu incelemek, gözlemlemek çok çok önemli. Hazırlamak. Evet, hani şunu diyebilir öğretmen, her şeyi yapıyorum ama çocuğun evdeki şikayeti bir türlü bitmiyor. Veyahut da sınıfta neden davranış bozukluğu devam ediyor? Orada çocuğu incelemek, gözlemlemek oldukça önemli. İşte duygusunu yönetebiliyor mu, o etkinlik sırasında ne kadar yapabiliyor? Mesela yapamayan bir çocuğa şunu söylüyorum.
Hemen sesleniyor. Öğretmenim yapamadım. Peki şunu denedin mi? Bunu dene, ondan sonra benden yardım iste. Onu yapıyor, sonra gözlerinin içi parlıyor. Öğretmenim yapabildim. Giyemiyorum. Arkadaşından yardım iste. Bak kollarını ters çevirmemişsin. Kollarını ters çevirmeyi dene istersen. Hani orada rehberlik çok önemli. Çok haklısınız. Gerçekten. Söylediğiniz şey aslında bazen anne babalardan da duyabiliyoruz dediğiniz gibi. Hani ya işte diyor ki ya oyun merkezine götürüyorum. O kadar şeyi yapıyorum. Bu kadar istediği oyuncaklar yine olmuyor. Bu çocuk yine huzurlu değil. Bu çocuk yine mutlu değil. Ya da yine hep bir şey daha istiyor. Bir şey daha istiyor. İşte bu bahsettiğiniz gibi o çocuğun duygularını, hislerini, yoğunluğunu takip etmekten mi geçiyor? Evet, evet. Bakıyorsunuz çocuk her şeyi, etkinlikleri, akademik anlamda başarılı, birçok şeyi anlıyor, evde her şey yolunda gidiyor. Okulda bir şeyler yolunda gitmiyor. İnceliyoruz, inceliyoruz. Yani bunu incelemek de tabii ki bir laboratuvar gibi çocuk. Her şey yolunda gidiyor, her şeyi inceliyorsun. Bir bakıyorsun ki çocuk aslında bir gün öncesinden veya birkaç gün öncesinden bir şey var ve onu açamıyor. Sosyallikle alakalı bir şey işte. Falancı beni sevmiyor. Gitmiş işte mesela görsel atölyeyi, boyaları çıkarmış kapaklarını ondan sonra. Sonra geliyor, birazcık oyun oynuyoruz ve neden, hani hemen de sormuyorum orada. Neden hani böyle bir şey oldu? İşte çocuğun ismini vermeyeyim. İşte bu beni sevmediğini söyledi. Ve birkaç saat önce olan bir şey. Ama kaç saat oradan çıkamadı? Kaç saat oradan çıkamadı ve tamam diyoruz yani, çünkü onu artık yapmayacağını biliyorsun. Bir bakıyorsun ki çocuk yine onu yapmış. Konuştukça konuştukça tamam, o geldiği zaman soralım, seni seviyor mu vesaire. Geldiği zaman konuşturuyoruz, yüzleştiriyoruz. Çocuklar birbirlerine hayır ben seni çok seviyorum. Ama şu davranışı yaptığın için, hoşlanmadığın için sevmiyorum dedi. Çocuklarda bu olgu çok fazla. Sevmiyorum kelimesi. Hatta bana bile bazen işte seni sevmiyorum, sen bana bu kalemi vermedin. O anda bir çöküyorum. Anneyle konuşurken bana dedi ki diyorum, seni sevmiyorum dedi diyorum. Yok hocam diyor, o sizin diyor duygusal yönünüzü öğrenmiş ya, onu kullanıyor diyor. Bana ya. Evde yapamıyor diyor. Aslında çocuklardan öğrenmemiz gereken şeylerden birisi bu da. Açık sözlüler, duygularını ifade ediyorlar. Bazen de gün içinde yaşanılan sıkıntıları dediğiniz gibi hemen tolere ediyorlar. O an o arkadaşı onunla oynamak istemiyor. Arkasını dönüyor, oyuna devam ediyor. Ama duyguları boşaltmak lazım. Onlar vücudumuzun bir yerlerinde kalıyor. Hani çapalarımız vardır. Ellerimizde başarısızlık çapası var belki de. Bir zamanlar bir şeyleri yapamadık. Dolayısıyla beden kayıt tutar. Onları da dillendirmek, konuşturmak, bunlarla ilgili tatlış evde sohbetler, masallar. Elin konuşsaydı ne derdi? Gözlerin konuşsaydı ne derdi? Neye benzerdi? Rengi ne olurdu? Bu duygunun tadı nasıl? Kokusu nasıl? Gibi anlamlandırmak da önemli. Yatmadan önce özellikle sınava hazırlanan öğrenciler için de günü bir değerlendirmek. Çünkü çok hızlı yaşıyoruz. Öyle hızlı koşturuyoruz ki hem uykunun kalitesini artıracak bir şey. Hem de yatak üstü muhabbeti artıracak. Günün nasıl geçti? Bugün seni üzen ne oldu? Bugün seni sevindiren ne yaşadın? Bugün ne öğrendin hayatta? Bu üç temel soru hemen her gün aralıklı belki de bazen çocuğun durumuna göre konuşmak, paylaşmak, konuşmak istiyorsa tabii yavru. Bazen ergenlikte çocuklar bunu ifade etmek istemiyorlar ya da kendi istediği zamanda olsun istiyorlar. Yine bu yaş grubu okul öncesi çocuklarımızda da çok hızlı yaşıyoruz. Anneler babalar çalışıyorlar. Evet. Hep bir koşturmaca, saatle yarışıyor. Hadi, hadi, hadi şimdi okula gideceksin. Aslında yapılması gereken bir şey, böyle bir öğrencim vardı. Hocam bir yere gitme, giderken mutlaka bir problem oluyor ve işe mutlaka geç kalıyorum ve çok geriliyoruz. Aslında yapılması gereken öncesinden hazır bulunuşluluğu sağlamak. Hani bir düğüne gitmeden önce, haftalar önce düşünürüz ya, düğüne giderken bunu giyeceğim, şöyle yapacağım. Bunun gibi çocuğa da saati, kavramı anlatmak, hazırlamak, neler olacağını anlatmak, sebebini bilmediği şeylerde tabii ki çocuk direnç gösteriyor. Biz de onu hep hazır, anne babanın sözüne gitsin, hayır. Bizim kızımız da yaşasınlar istiyoruz aslında bazen ama bahsettiğiniz şey de hani çokça yaşanan bir şey zannediyorum Tuğba Hanımcığım. O hani annelerin, babaların hep şikayet ettikleri, tam kapıdan çıkacağız, yok montumu giymiyorum, ayağımı giymeyeceğim, ben gelmeyeceğim, onu yapmayacağım, bunu yap. Hani o hep tam o çıkış anlarında sınırlarda yaşanan şeyler. Aslında çocukların işte zamanı, ritmi bizle değil,
aynı değil. Bir de dediğiniz gibi ne yapacağını bilmiyor, ne olacağını bilmiyor, zamanı algısı yok. Aynı olmak zorunda da değil. Şunu bekliyoruz şimdi. Tez canlı bir anne sakin, yavaş kanlı bir yavrunun boğazını sıkacak neredeyse. Hocam çıldırıyorum. Ama demek ki o çocuk sana nasip olduğuna göre sen ondan sakinliği, duruluğu öğreneceksin. O çocuk da hızlanmayı öğrenecek. Ortada bir yerde buluşacağız. Ama bu öğrenme seremonisinde boğarak, iterek, hızlandırarak, saygı duymayarak değil, onun biyoritmine de saygı duyarak, konuşarak, paylaşarak. Yani yeryüzünde milyonlarca insan var. Siz eş olarak o kişiyi seçiyorsunuz. Milyonlarca çocuk var. O çocuk sizin çocuğunuz. Neden? O size iyi gelecek demek ki Rabbim emanet etti. Siz ona iyi geleceksiniz. Dolayısıyla birbirimizi de şifalandırıyoruz. Kendi çocukluğumuzu da şifalandırıyoruz. Bir de hadisi şerif, çocuklarınızla çocuklaşın. Kendi iç çocuğumuza da çok iyi gelen bir süreç bu aslında. Bazı anneler, babalar oyun oynayamıyorlar. Çünkü alışmamışlar. Küçüklükte oynadıkları görüntüler çok az. Anne babalarıyla oynamamışlar. Ama bu gerçekten çok keyifli bir süreç. Kendi küçük çocukluğumuzdaki yaralarımıza da şifa gelen bir süreç. Dolayısıyla çocuklarımıza çocuklaşalım. Kesinlikle. Hadis-i şerif diyorsa ya, var bir bildiği. Değil mi? Hepimize iyi gelecek aslında. Ve onlarla çocuklaşırken de böyle etkinlikler yapalım. Çocuklarla çocuklaşırken de anneler, babalar da diyor ya ben oturup bununla nasıl oynayacağım? Bu soru yani. Bunu aslında bu ilk adım. Aslında bilmiyorlar da bazen. Evet, gerçekten evet. Tuba hocamın da dediği gibi çocukken çok oynamamış, anne babasıyla belki çok oynamamış. Evet. Yani oturduğunda o çocukla ne yapacağını bilemeyebiliyor. Ne yapacağını bilemiyor, nereden başlayacağını bilemiyor. Buradan bir tavsiye verelim. Buyurun. İlk başlangıç hani zamanı çerçeveleme diye bir kavram var. Saati çerçeveleme. İlk başlangıçta mesela 10 dakika. Ben 10 dakika bütün zihnimdeki düşünceleri, yemeği, işte iş yerindeki işleri, çiçeği, böceği, onu bunu, o bana bunu söyledi, bu bana bunu söyledi, öfkeleri, birisinin hakkımda bana söylediği şeyler, ben ona şu cevabı verseydim, ben bununla bunu konuşsaydım. Her şeyi bir 10 dakikalığına. Yani çünkü bilinçaltımız gerçekten bizi duyuyor. Bilinçaltına bir niyet gönderirsek, ben 10 dakika çocuğumla oturup oynayacağım ve o 10 dakika o çerçevede başka bir şey düşüneceğim. Ha ne olacak düşünmeyeceğim dediğin zaman zaten bilinçaltı çok fazla getirecek. Bu ilk başlangıçta düşünceler gelebilir ama siz niyet edip 10 dakika oturup sonrasında onu bir 15 dakikaya. Hani bir ifade var ya uzmanlarımız söylüyor, kaliteli zaman. Kaliteli zaman aslında bu. 10 dakika oturacağım. Çocuk ne yapıyorsa, ha şu da değil yani, bizim legolarımız var, ben legolarla bir tane cami inşa edeyim, çocuk da beni seyretsin. Değil. Bu değil. Hadi gel bak ben nasıl yapacağım gör. Çocuğa sorarak, çocuktan aslında o oyunu yönetmesine izin isteyerek, önümüzdeki materyaller bunlar. Ne yapalım çocuğa soraraktan? Çocuk işte öğretmenim, anne baba. Buradan bunu yapalım. Orada mesela içimizde bir sıkışma olacak. Ya işte hadi koysana Lego'yu koy onun üstüne. Onu koy bak daha güzelini yapabilirsin. Ya sarılarla devam etsene, kırmızılarla devam etsene. İnanın bu çok oluyor ama. Yönlendirmeden. Çok en fazla olan şeylerden biri zannediyorum. Çünkü siz biliyorsunuz mesela nasıl yapılması gerektiğini ama o çocuk 10 adımda ona gidecek. Ya hocam. Yani orada durabilmek gerçekten kabili. Evet sonra geliyor. Sabır. Hocam biz oynadık ama ben beceremedim. Bir daha dene, bir daha dene. Çünkü o çocuk sana kılavuzluk yapacak ve sen zamanla bir baktın ki kendin de aslında çocuktan bir şeyler almaya başladın. Ve çocukla aranız düzelecek. Arası düzeliyor çocukla anne babanın. Hani o dönem aslında bizim çocuğu yakalama dönemimiz. Çocuk 8-9 yaşına geldikten sonra özellikle 4. sınıfı bitirdikten sonra. Hani var ya 12 yaş, 12 yaştan sonrası ergenliğe geçiş. O dönemden sonra zaten çocuk bir kapanıyor. Bir kabuk inşa ediyor. O kabuk kapanmadan çocuğu olabildiğince yakalamak, çocukla bağ kurmak. Hocam işte biz 4 yaşa kadar hiçbir şey yapmadık ama hala imkanın var, hala vaktin var. Ha, 12 yaşına geldi imkanı yok mu? Yine de var tabii ki. İnsan 30 yaşına, 50 yaşına geldi ama mesela Doğan Cüceloğlu benim için çok güzel bir örnek. Kaç yaşına gelmiş mesela? 40 yaşından sonra başlamış kendisini yenilemeye, birey olmaya. Ondan öncesinde hep anlatıyor kitaplarında kendisi, söyleşilerinde de anlatıyor. Hani hiçbir şey için geç kalınmadı. Her şey için sıfırdan başlanabilir. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız diyor ya hadis-i şerifte. Kolay yerden böyle inşallah. Ben o zaman bir etkinliğim daha var. Hadi hemen bir etkinliğimiz. Şöyle hadi bir cüzdan. Çocuklar böyle şeyleri cüzdan çok seviyorlar. Evet. Evet. Böyle cüzdanı, bunu tabii biraz 6 yaş daha kolay yapabiliyor. Şöyle kağıdımızı ikiye önce bir katlıyorum.
sonra açıyorum tekrardan. Birleştiriyorum şurada. Bir tarafını yine açıyorum. Bu taraftan katlıyorum. İşte bu şekilde. Şimdi ters çeviriyorum ve şu iki uçtan katlıyorum. Ters çeviriyoruz, iki ucundan katlıyoruz. Evet. Şöyle. Bu işte bir cüzdan oluyor. Bu sene bir öğrencim o kadar katlamaya meraklı ki evde gidip gidip envai şeyler yapıyor ve o beni geliştirdi diyebilirim. Şimdi bu şekilde şöyle ters çeviriyoruz. Evet. Şu şekilde bu cüzdanımızın içi oldu ve şu şekilde keselerini meydana getirdik. Hı hı. Şimdi ikiye katlıyoruz. Ve bu kadar. Aslında şurada bir yapıştırma olayı yapacağız. İkisini birbirine yapıştırmak için. Evet. Ben şimdi hızlıca yapıyorum. İzleyenlerin aklında bulunsun. Şu şekilde ve buradan da bir yapıştırma yapıyoruz. İşte oldu bir cüzdan. Üstünde de istedikleri gibi. Onu da öyle boş bırakmıyorsunuz. Yine ilgilerini çekmeye devam. Tabii. Burayı süslemeyi çok seviyorlar. Onlar o kadar güzel resimler yapıyor ki buralara. Onların biliyorsunuz orijinaldir resimleri. Ya. Ve aslında burada çocuklar hayatı öğreniyorlar. Oyun içerisinde, kesinlikle, oyuncaklarıyla konuşmayan çocuklar için evde hemen bir oyun ortamı kurun. Okulda neler hissetmiş, her hangi rolde her şeyi, hangi rolde olmak istiyor. Ev içinde öyle. Yani okulda oynadıkları oyunlarda baba rolleri, anne rolleri aslında evdeki ilişkileri görüyorsunuz. Siz evde neler var hemen evde anlıyorsunuz. Neler var anlaşılıyor. Ya. Evet. Bu şekilde hem oyuncak meydana geldi hem kağıt katlama tekniğini yaptılar. Ya, herkese böyle bayramlık hediyeler yapıp götürüyor çocuklar. Aa, bir ya, şey yaptıkları güzel, zaman. Doğru. Evet. Mesela bayram için hadi bunları yapalım bayramda giderken götürürüz gibi. Evet, ya da harçlıklarını koymak için, içine doldurmak için. Peki. Güdemciğim teşekkür ediyorum. Yine çok güzel etkinliklerle bizimle birlikte oldunuz. Hı-hı. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Tuba'cığım size çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizi de getirdiniz bize. Sınavı bugün yoğun detaylıca konuştuk. Ağzınıza sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet efendim, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle birlikte olduğunuz yayınımız boyunca ümit ediyoruz ki sizler için de bizler için de faydalı farkındalığımızın arttığı bir yayını daha yapmış olmuşuzdur bugün efendim. Sabaha buluşuruz tekrar inşallah saat 10.30'da bizler buradayız. Sizi de bekliyoruz. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.